Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırçımız, kıynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Öktəbir ayıda Xitayının işləp çıqırış kölümü tarayıqan. Xitayının resmi sallıq məlumatıda görüsülüşçe Xitaydaki işləp çıqırış kölümü 10. ayda yeni bir qatım tarayıqan. Bunun asaslıq səbəbi Xitayının yuqumlu nölgü çürüş siyaset çəkilməsi bulup, bu çəkilmə Xitay iqtisadığı təsir yetküzgən. Fransiya Xalqara Radiosunun 31. öktəbir xəbər qılışça öktəbir ayıda Xitaydaki işləp çıqırış pəaliyyəti tarayıqan bulup, Xitay İstatistika İdarısının ilan qilishicha setiveliş direktorlarının ko'rsatkichi bo'yicha bo'lganda 10-ci aylık iqtisodiy ko'rsatkich 49.2 bo'lib, 9-ci ayda 50.1 ekan. Qoida bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkich 50 dan tuvan bo'lsa, iqtisodiy faoliyatlarning tuvanliganligini ko'rsatadi ekan. Bloomberg agentligida raisna qatnashgan tahlilchilarning bildirishicha, Xitayning o'tir qismidagi Wuhan shahrida tarqalgan virus yuqumiga 3 yil o'tgandan keyin Xitay devamlıq yuqumunu yoqutuş tədbirini yoluq qoyğan. Şundan buyan Xitay virus yuqumu bayqalğan haman dərhal qamal qılıb hər həftədə bir qanç qetim məcburi sınaq qılış təkşürüşü qılğan. Yuqumunun təsirgə uçurğan rayonlarga kəlgən barlıq səyahatçilərini ayırıp gözətkən. Xitay yoluq qoyğan atalmış yuqumunu nölgü çürüş tədbiri uylumağan yerdin karxanı və zavutlarının taqılıb qilişini kəltürüp çıxırıp, İqtisadi faaliyet ve seyahat işlerini kasatlaştırıp, Xitay iqtisadığı iğir təsir kürsetken. Xitayının mülazimet ve kuruluşunu öz içi alğan işlep çıxırı sahasıdaki aylık iqtisadi kürsetkoc 48.7'ye çüşüp kalan. Bu kürsetkoc sintabir iyiği kadar icabi rayonda 50.6 bolgan bulup, bu xil işlep çıxırış kölümünün tarayıp gitiş əhvali 4. aydın bu yankı tuncu əhval iken. Ayırıp qamalğan Xitay işçileri qeçip getdi. Xitay rejiminin Jingzhou şehirdeki Fushigang şirketi işçilerine qarata yoluq qoyğan, qamaldan qeçip getip atqan Xitay işçilerinin körünüşlerinin ictimai uçur vasıları tarqılışı, şehir etrafıda yeniden virus yuqum endisi peyda qıldı. Tarqalğan sıllardan aşkarılınışça, Xitayının Jingzhou'daki iPhone zapcastları zavutada işlev atqan işlemciler, Xitaydaki qamal qılış tedbirleri sebeple qeçip getken bolıp, İşçiler iPhone zavodunun temidin atlap keçip getken. Məlum buluşca, Jingzhou'nun etrafıda yeni yuqum endisi peyda bolğan bolup, şembe günü Jingzhou'nun yendiki Yuzhou, Jiangsu ve Qinyan qatarlıq şehirlerde zavodun keçip getken 60 şirketi işçileri yurtuğa qaytıştın burun hükümetke haber kılış talep kılıngan. Yerlik dairler ahvaldan haber tapkan deyken, yerlik sakçı dairleri sakçı avtomobili arqalıq işçilerini ayırıp gözdüş oğrulurgu qamıgan. İlgiri ictimai uçur vasıtları ve haber kanalları da alma şirketi üçün yanfon işlep çıkardığan şirketinin təxminən 300 min işçisinin ayırıp gözüş oğrularına kamal kılınğanlığı ilan kılınğan idi. Bundan başka Xinan ülkesinin paytaxtı Jingzhou şehirde 167 nöper kişinin Xitay virüsü bilen yuqumlanğanlığı haber kılınğan idi. BBC ilan kılınğan sında təxminən 10 işçinin zavod etrafıdaki tam ve reşatkilerden atlap zavodun keçip gitivatqanlığı körüstülgen. 50 devlet Xitay'nın izdireksiz yokap ketken uyğurlarını ciddi aşkarlışı kereklikine bildirdi. 50 devlet Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan bastırış kılmışıdan endişe kılvatkanlıqını bildirip, izdireksiz yokap ketken uyğurlarını ciddi aşkarlışı kereklikine bildirdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe BDT Umumi Kengişi'nin kişilik hukuk meselelerini müzakere kılıdığan 3. komitet 31. oktyabr müzakere yığını teşkilleyen. Yığında 50 devlet Şarkı Türkistan halkını kollab birleşme bayanat ilan kılgan. Bayanatta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka Müslümanlarga icra kılvatkan bastırış kılmışlarını ayıplayan hem de Xitay'ını Şarkı Türkistan halkıya yürgüzüvatkan insani depsendikili kılmışını toxtışkı çakırgan. Bayanatta Xitay'dan BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari İşhanesi ilan kılgan dokulattiki taleplerini toluq icra kılışını cümleden Şarkı Türkistan halkı arasındaki erkinlikten xalığancı mahrum kılınğanlarının hemmesini koyup veriş ve yokup getken aile azalarının izdirikini ciddi aşkarlaşın talep kılgan. Kişilik hukuk teşkilatının 31. oktyabr bildirişçe, Kanada hükümetinin BDT'de duruşluk vekili 50 devletke vakaleten birleşme bayanat ilan kılgan bulup,
Bu en köp devletinin aşkarı halde Xitayning Sharq Turkistan'daki bastırish qilmishlarini ayıplışı bulup hesaplandıken. Bildirilishicha Uyghur meselesi müzakere yig'inida Uyghurlarni qo'llagan devletler Albaniya, Andorra, Avustraliya, Avustriya, Belgiya, Belis, Bulgariya, Chex Jumhuriyeti, Kroatiya, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gvatemala, Islandiya, Irlandiya, Isroiliya, Italiya, Yaponiya, Latviya, Liberiya, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Marshall takım aralari, Monako, Nauru, Gollandiya, Yeni Zelandiya, Shimali Makedoniya, Norvegiya, Polsha, Portugaliya, Ruminiya, San Marino qatarliq devletler ekan. Muzakara yig'inida Xitoyning tarafini olgan 66 davlatga vakolatan Kubaning BDT'de turishliq vakili bayonot e'lon qilib, Xitoyni oqlagan. Xitoyni oqlagan davlatlarning ko'pincisi kishilik huquq masalasi og'ir bo'lgan davlatlar ekan. Kishilik huquq tashkilotlarining aytishicha, Xitoy nurg'un yillardan beri namrat davlatlarni iqtisodiy jihatdan kontrolliqqa ostiga olib, har qanday masalada Xitoyga qarshi harakat yoki ifoda bildira olmaydigan holatga keltirib qo'ygan. Qattiq qamalga chidamagan xalq qarshilik ko'rsatdi. Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan oilaga qamab och qo'yish, davolamay tashlab qo'yish qilmishi xalqimizning ruhiy sog'lomlik va jismoniy sog'lomligiga og'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Sharq Turkiston xalqi atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan oilasiga qamalgandan boshqa maxsus tayyorlangan atalmish ayirib qamash o'rinlariga majburiy qamalgan. 31 oktyabr Sharq Turkistondagi noma'lum bir binoga qamalgan xalq ochliqqa chidamay birlashib binodan tushib qarshilik ko'rsatgan. 31 oktyabr tarqalgan bir sinda oshkorlanishicha Xitoy tajovuzchilarining oshnam bermay davolamay qamab qo'yish qilmishiga qarshi kollektiv norozilik bildirgan. Sinda ko'rsatilishicha Sharq Turkistondagi ma'lum bir binoda ta'sis qilingan atalmish ayirib ko'zish markazlaridan 100 atrofidagi kishi kollektiv halde binadan tushib Xitoy doiralariga qarshilik ko'rsatgan. Sindiki ovozliq ma'lumotda oshkorlanishicha atalmish ayirib ko'zish markazlarining tozalik sharoiti intayin nachar bo'lgandan boshqa qamalganlarga beradigan tamoq intayin sifatsiz ekan. Tamoqmi vaqtida tarqitilmaydi ekan. Shu sababli xalq Xitoyning bu xil yo'lsiz qilmishiga qarshilik ko'rsatgan. Doiralar o'rningizga kirib ketinglar deb tahdid aralash buyruq qilgan bo'lsa-mu g'azablangan xalqning noroziligini to'xtata olmagan. Putin, Aliyev va Pashinyan uch taraf uchrashuvi o'tkazdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan Sochida uch taraf yig'ini o'tkazdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan Sochida ko'rishib, Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi tinchlik kelishimining asosini tashkil qiladigan hujjatga imzo qo'yish masalasini muzokara qildi. Putin uchrashuvning nihoyatda unumli bo'lganligini, uning kelgusi kelishimlar uchun foydali muhit yaratib berganligini tilga olgandan keyin, rostini aytganda biz hammani ma'qullamadik. Mutaxassislar tarafidan o'tirg'i qo'yilgan dastlabki lohiyadagi ba'zi narsalarni chiqarib o'tishimizga to'g'ri keldi. Shundaqdimi bu qadam vaziyatni umumiy jihatdan hal qilishni maqsad qilgan yangi harakatlarga sharoit yaratib berdi dedi. Uch taraf uchrashishidan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda rayonning sijil va uzun muddatlik tinchligiga kafolatlik qilish uchun Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasida tinchlik kelishimi imzolashga aktiv tayyorlik qilishning muhimligining ta'kidlab o'tilganligi o'zaro qabul qilingan hal qilish choralari ustida davomliq izlanish to'g'risida birdaklik hosil qilinganligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda Aliyev bilan Pashinyanning Rossiyaning Janubiy Kavkaz rayonining muqimligi va gullanishiga, shundaqli munosabatlarning normallashishiga to'kib qo'shishga tayyor ekanligidan mamnun bo'lganligi qayd qilindi. Rahbarlarning Sochidagi uchrashuviga parallel holda Rossiya, Ozarbayjon va Armeniya tashqi ishlar ministrlari Sergey Lavrov, Jayhun Bayramov va Ararat Mizyanmo uch taraf yig'ini ochdi. Koreya Amerika birlashma harbiy manevri boshlandi. Janubiy Koreya bilan Amerika havo armiyalari o'rtasidagi birlashma harbiy manevri boshlandi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Shimoliy Koreyaning orqa-orqadan boshqarilgan bomba sinoqlarini olib berishi
ve yeni yadro sınaklarını elip biriş ihtimallığı Koreya yarım aralıdaki vaziyetini ciddileştirirken bir payda Cenubi Koreya bilen Amerika otursudaki birleşme harbi maniver bugün başlandı. Yakınki 5 yıldan bu yanki en keng dairlik birleşme harbi maniverga Cenubi Koreya hava armiyesi 140 uruş ayruplanı bilen Amerika bosa tahminen 100 uruş ayruplanı bilen iştirak kıldı. İgilinişçe cami 1600 xildin artuq maharet körüsüşünü pilallavatkan Birleşme Armiyaga Avustralya KC-30 eynamlıq köp iktidarlıq tanki ayruplanı bilen yerden biri diken. Birleşme harbi maniverinin 4. noyabrıgıcı devamlışı pilallanmaqda. Şimali Koreya bu yıl kirgendin buyan kıskı ve uzun mesafelik balistik başkurulduğun bomba ve çarlıqıcı başkurulduğun bomba qatarlıq 28 başkurulduğun bomba sınıqı ilip barğan idi. Şunun bilen Cenubi Koreya bilen Şimali Koreya otursudaki ziddiyet Koreya yarım aralıdaki bihaterlik endişelerini küçeytip etken idi. BDT Türkiye'ye devamlı işindigallıqını bildirdi. BDT'nin insani işlerine mesul muavin başkatipi Martin Griffiths, Rusya'nın Karadeniz açlık gelişimini toxtatqanlığı doğrusu da Türkiye'nin mürasaci, asallaştırıcı ve sahipkan buluşu süptüde koşuvatkan muhim tökpüsüge işindigallıqını etdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe BDT insani işlerine mesul muavin başkatip Martin Griffiths, BDT Xavupslik Kengişi'de ilan kılgan bayanatı da Rusya'nın Karadeniz açlık gelişimini toxtatışının kişini endişigi salıdıqallıqını əskertip təmilləş liniyesini uçuk tutuşunu çakırı kıldı. O tuş üçün pul sarıp kılınğallıqını ve milyonlarca kişi qiyinçilik içinde yaşayatkan bir vaqtta yemek içmek tarqıtışının keçiktürülgenlikini bildirip Türkiye'nin mürasaci, asallaştırıcı ve sahipkan buluşu süptede koşuvatkan muhim tökpüsüge işin işini devamlaştırmaz dedi. Dünya açlık krizini hal kılış üçün Türkiye'nin koordinasyası asıdı tüzülgen Karadeniz açlık gelişimi 22 iyul İstanbul'da Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın teşebbüs kılışı bilen Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BDT arasında imzalanğan idi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 29 oktyabr Ukrayna'nın koşuvelinğan Kırım'nın Sivastopol şehirdeki Rusya paraxotlarına hücum kılğanlığını ilan kılğan idi. Ministerliğinin bayanatı da Kiyev'nin Angliya mütexassislerinin yardım bilen Karadeniz flotunun paraxotlarına ve açlık koridorunun bihaterlikini saklaş katlaşkan paraxotlarına karşı terörlük hücumu kılğanlığı bildirilgen idi. Bayanatta Rusya taraf terörlük hücumunu nazarda tutup, Ukrayna portlarından yezi ilgiliki mahsulatlarını portlardan çıkarışkı münasifetli kilişimlerini icra kılışkı katlaşını toxtattı deyilgen idi. Bu krizizki münasifetlik Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoigu bilen ötküzgen telefon söhbetinde açlık koridorunu devamlaştırışının muhimliğini ta'kidledi. Minister Akar, açlık toşuşku münasifetlik en yeni ekvallar müzakere kılınan telefon söhbetinde yarışarı açlık krizisini hal kılışkı zor tökpü koşuduğun, şundaklı barlık meselelerini hemkarlık ve diyalog arkalık hal kılığılı buluduğallıkını körüstüp beridiğun, açlık toşuşturuşçallıkının devamlışışının intayın muhim ehmiyetki ilgi işgallikini tekitlep, uruş şaraitidin ayrım tutuş gereklik bulgan ve pütülle insanperverlik faaliyeti bulgan açlık toşuş teşebbüsünü tonlutup koyuş kararını kaydedin közdin keçirişini ümit kıldığallıkını bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.